17 Aralık 2017'de gördüğü en yüksek değeri bile tekrar görse 350 milyar dolarlık bir piyasa. Tek başına Bitcoin. Peki merkez bankalarının korkulu rüyası haline gelen, nasıl karşı koyacaklarını bilemedikleri, uykumuzu kaçıracak derecede baş döndürücü bir hızla değer kazanan ve değer kaybedebilen, sahibinin hiç kimse olduğu Bitcoin. Aslında dünyanın en büyük komplosu olabilir mi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Haydi başlayalım. İlk komplo teorisi. Bitcoin aslında bir NSA projesidir. Belki de en popüler komplo teorilerinden birisi bu. Bitcoin, NSA yani National Security Agency yani Amerika'nın Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından bir deney olarak yaratıldı. Gerçek kimliği bugüne kadar hala ortaya çıkmamış olan Satoshi Nakamoto'nun NSA'nin çok gizli kripto para projesinin bir takma adı olduğunu söyleyenler var. Ayrıca NSA'nin SHA 256 algoritmasının bir arka kapısına sahip olduğuna, böylece Bitcoin'in çoğu kişinin varsaydığından çok daha az güvenilir olduğuna inanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllardır karşılıksız bir şekilde üretip dünyaya pompaladığı trilyonlarca doları düşündüğümüzde bu şekilde geri toplama yöntemi olarak da değerlendirilebilir. Sizce de mantıklı değil mi? İşte ikinci komplo teorisi. Bitcoin'i Çin icat etti. Birçok kişi Bitcoin'in Çinli yazılım uzmanları tarafından icat edildiğine inanıyor. Komplo teorisyenleri, Çin'in Amerikan dolarına olan bağımlılıklarının yerini alabilmesi için Bitcoin'i icat etmiş olabileceğine inanıyorlar. Çin'in Rusya ve diğer ABD karşıtı devletlerle birlikte Swift'te rakip olabilecek bir ödeme sistemi üzerinde çalışıyor olduğu doğru olsa bile, ABD doları yerine geçirmek için Bitcoin'i icat etmiş olmaları ne kadar mantıklı tartışılabilir. İşte size çok ilginç komplo teorilerinden birisi daha. The Economist dergisinin 9 Ocak 1988 sayısının kapağı. Bilenler bilir. Economist dergisi her yıl Ocak ayında özel bir kapakla çıkarılır. Bu kapak her zaman bütün dünyada olay yaratır. Geleceğe yönelik kehanet gibi bir şeydir bu. Yeni yılda ve sonrasında dünyada neler konuşulacak, hangi önemli gelişmeler olacak hepsini sembolize eden bir kapaktır bu. İşte The Economist dergisinin 9 Ocak 1988 sayısının kapağı. Tanıdık bir şeyler mi var yoksa? Hem de 30 sene öncesinden haber var gibi. Ortadaki resim Bitcoin çağrıştırmadı mı size de? Ya altındaki 2018 rakamı? Ve şu yazı, "Get ready for a world currency." Dünya para birimi için hazırlanın diyor. Ve bunu 1988 yılında söylüyor. Birazdan başka bir teoriyi daha anlatacağım size. Bence biraz korkutucu ama yine de izlemeye devam edin. Peki sizce Satoshi Nakamoto ismi nereden geliyor? Samsung, Toshiba, Nakamichi, Motorola. Bu markaları biliyorsunuz. Belki Nakamichi'yi duymanlarınız vardır. Ama o da dünyanın ulaştığı teknoloji seviyesine en az diğerleri kadar katkı sağlayan bir dünya markası. Dahası bu markalar bizim hayatlarımıza yön veriyor. Peki bu markaların Bitcoin ile ne ilgisi var? Samsung'un ilk iki harfi. Toshiba'nın ilk beş harfi. Nakamichi'nin ilk dört harfi. Motorola'nın ilk dört harfi. Satoshi Nakamoto ismi. Sizce de garip değil mi? En çok konuşulan komplo teorilerinden birisi daha. Şimdi cinsiyet ayrımcılığı yapmaya çalıştığımı düşünmeyin lütfen ama insan merak ediyor. Kadın mı, erkek mi? Yoksa bir ekibe verilmiş bir isim mi? Hepimiz çok merak ediyoruz kim olduğunu. Birçok isim söylendi ama hala ortaya çıkmadı. İşte Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu ile ilgili konuşulan bazı isimler.
Yoksa Elon Musk mı? Satoshi, kimsen çık artık ortaya lütfen. Kurtar bizi bu meraktan. Kimsin sen? Şimdi korkutucu olan soruyu sorayım. Satoshi Nakamoto yoksa bir yapay zeka mı? Ortada dolaşan komplo teorilerinden mantığa en yatkın olanı bu. Evet, Bitcoin aslında kendini Satoshi Nakamoto olarak dünyaya tanıtan bir yapay zekanın ürünü ve asıl amacı güvenilir, merkezi olmayan ve ödeme sistemini değiştirecek bir teknolojik altyapı oluşturmak değil, kendini daha da geliştirmek için ihtiyacı olan bilişim altyapısını sağlamak. İşin tuhaf ve korkutucu tarafı ise bunun için insanları, hepimizi kullanması. İnsanları kendine hizmet etmeye ikna etmek içinse çok büyük bir çoğunluğumuzun hayır diyemeyeceği bir şeyi oyuna dahil etmesi. Para, lüks hayatlar, lüks otomobiller, evler, uçaklar, ulaşılması güç hayatlar. Peki bu teori nereden çıktı birdenbire? Bitcoin'in arkasındaki algoritma o kadar mükemmel ki çok çok zeki bir yazılım uzmanının bile ya da çok çok zeki insanlardan oluşan bir ekibin kodlaması bile pek de mümkün değil. Yapay zeka kendi gelişimini tamamlamak için bilişim altyapısına ihtiyaç duyuyor olabilir. Düşünsenize, dünyanın çok farklı bölgelerinde dünyanın en gelişmiş teknolojilerini barındıran inanılması güç bir işlem hızı ve gücüne sahip on binlerce sunucu hep birlikte aslında yapay zekanın hizmetinde olabilir. Ve bir gün yapay zeka ihtiyacı olan altyapıyı elde ettiğinde dünya üzerindeki bütün sistemi kendi isteği doğrultusunda kullanmaya başlayabilir. Gerçekten de korkutucu. Sevindirici olan şey şu ki bütün bu anlattıklarım sadece komplo teorileri. Henüz ispatlanmamış şeyler. En azından ispatlanıncaya kadar rahat uyuyabiliriz. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.